İşte değerli arkadaşlar, bugün 8 Ağustos Pazar günü 2021. Az önce yaylamıza belediye tarafından uzman ekipler gönderilmiş. Arkadaşlar şikayet etmişler. Şikayet ettikleri, bak, koyun sürüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 4 tane kaynak var. Her 4'ü de, bak görüyorsunuz, yaklaştırayım, 4'ünü de almışlar. 4 kaynağını almışlar. Bu su artta kalan sulama suyudur. Sulama suyunu belediye çalışanları gelmiş içme suyu olarak merkeze gönderiyorlar. Bak şu aşağıdaki depoya ilave ediyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Üstünde koyun sürüsü geçiyor. Pislik içinde. Görüyorsunuz. Koyun sürüsünü görüyorsunuz. Yani sürekli gelip geçtiğimiz güzergâh. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani mesafeyi görüyorsunuz. Toplama deposu, büyük depo. Büyük depo. Sürekli köpeklerin gelip burada oynaştığı, suyun içine girdiği. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, bak. Orada boruları görüyorsunuz. Yani çok berbat bir şekilde şu anda gerçekten çok berbat görünüyor. Sadece bunu da, bu suyu da yaylacılar kendi imkanlarıyla gelip böyle birleştirip böyle yaylanın yanına 2-3 tane gölcükler var, oraya aktarıyorlar mağdur olmasınlar diye. 4 kaynağı almışlar arkadaşlar. 4 kaynağı almışlar. Belediye çalışanları bilmiyorum hangi mantıkla gelip bu pis suyu şebekenin içine gönderiyorlar arkadaşlar. Ben o hangi mantıkla onu anlamadım. Ben bir duyarlı vatandaş olarak, benim de 3 tane evladım var orada. 3 tane evladım aynı bu suyu içiyor. Gönlüm el vermiyor. Yetkililerden en acil bir şekilde müdahale etmelerini istiyorum. Bak. Depo orada, bak görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu videoyu şikayet üzerine çektim, mecbur kaldım. Yani yetkililer en azından görsün yani. Bu sadece kaynak suları değil. Patlatmıyoruz. Kaynak sularını kırmıyoruz. Bu sadece sulama suyudur. Sulama suyumuzu bile belediye ekibi gelip arkadaşlar, işte Hakkari Berçelan Yaylası'nda belediye ekiplerinin çalışmalarına bakın, ne kadar güzel çalışıyorlar. Çok güzel su gönderiyor, görüyorsunuz. Yani berbat şekilde, berbat. Suları patlatıyorlar, sonra gidip milleti şikayet ediyorlar. Milleti şikayet ediyorlar, suları yaylacılar patlatıyorlar, bak. Görüyorsun arkadaşlar. Kepçeyle dün gelmiş, bak kepçe orayı geçmemiş buralara. Suyu patlatmış belediye çalışanı. Altına 300 milyarlık araba atmışlar. Forsunu atıyor beyefendi. Merkeze de gidiyor. Yaylacıları şikayet ediyor. İşte şu anda bir yarım saat önce yaylamıza uzman ekipler geldi, jandarma. Arkadaşlar görüyorsunuz, şikayet etmişti. Şikayet üzerine gelmişlerdi. Suların bizim patlattığımızı iddia ediyorlar. Meğer ki kendileri patlatıyorlar. Şımartırlar öyle. 300 milyarlık araba altına atsınlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Suyu patlatmış. Berbat suyu gönderiyorlar. Yapamıyor. Forsunu nasıl rahatını bozacak. Adam rahatını bozamaz. Adam niye rahatını bozsun ki? 300 milyarlık araba benim altımda olsa ben de rahatımı bozmam. Heh, işte görüyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Kendisi bozmuş, gitmiş milleti şikayet etmiş. Görüyorsunuz. Maşallah
köpek havuzu olmuş arkadaşlar. Mevcut belediye, Hakkari Belediyesi'nin su şebekesi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz hayvan pisliğini görüyorsunuz bak. Hayvan pisliği. Pisliği görüyorsunuz. Az önce koyunlar üstünden geçti. Şimdi köpekler yüzecek. Sonra millet içecek. Bunu kabul eden bir millet düşünemiyorum arkadaşlar. Lan görüyorsun arkadaşlar. Kaynak sularını tutmuşlar. Bu da sulama suyudur. Sulama suyunu da getirip burada bir küçük köpekler için yapılmış bir gölet var sanki. Sadece o aklıma geliyor. Ana depoya ilave etmişler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hayvan pisliğini gördünüz. Kendiniz bir daha da göstereyim arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Ne kadar pis bir su olduğunu görüyorsunuz. İşte burada o taşın altında. Berbat bir şekilde. Bugün ayın 11 Ağustos 2021. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Çok berbat görünüyor. Bu suyu da vatandaşlar şu yukarıdaki dağın ardının eteğinden fazla kalan suları koyunlarını sulatmak için yaylaya getirmişler. Onu da belediye fırsata çevirip görüyorsunuz. Bataklığı görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar bak. Bataklığı görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hafiften koyun yanından geçtiğinde böyle pis lağım merkeze gidiyor. Herkese kolay gelsin.